Günaydınlar hepinize. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şöyle saati de göstereyim. Akşamdan zaten mutfağı toparlamıştım. Şöyle kahvemi koyayım. Yorumlarınızı da okuyorum. Duş aldım, şöyle çıktım. Dedim bir bakayım yorumlara. Simitçi olan kardeşlerim, selamlarımı yolluyorum. Börek seven arkadaşlarım, selamlarımı yolluyorum. Vallahi bir gün toplanıp inşallah bir simit yeriz. Simit, çay, peynir değil mi? Ay ne kadar güzel olur. O sohbette var ya, o kadar güzel olur ki. Suyumu da dökeyim. Şimdi artık böyle yavaş yavaş yorumlar da geliyor. İzlenmelerimiz de çok olsun arkadaşlarım. Beğenilerimiz, yorumlarımız inşallah. Şöyle keşfete düşelim. Birçok kişi inşallah kanalımı görür. Sayfamı görür. Daha yemek editini yapamadım. Şimdi şu kahveyi içerim. Saat 11'e geliyor. Hemen yapabilirsem yapayım ama bir çay koyayım ben en iyisi. Ama kahve içeyim, soğudu. Telefonun açısını değiştirdim kızlar. Pelin'le konuşuyoruz. Kahvaltımı hazırladım. Normalde Emre ile yapacaktık. Fakat Emre'nin bir işi varmış. Anne dedi sen kendine göre ayarla. Dedim hani fazla yapayım sen de yersin. Geçen kıyma kavurmuştum. Dedim onu ben kıymalı yumurta yaparak değerlendireyim. Biraz içine domates doladım, biber doladım. Pelin'le birazcık dertleştik. O da iş yerinde. Kendisine de Allah işlerinde kolaylık versin canım arkadaşım. Ay diyorum Pelin ya. Vallahi ne pişireceğimi akşamdan düşünüyorum. Sabah kalktım. Mesela bugün bir arkadaşıma gitmeyi çok istiyordum. Fakat diyorum oraya gidersem bu iş kalacak, şu iş kalacak, şu iş kal. Yemek yapmam gerekiyor. Yemek, yemek, yemek. Artık var ya bir gün de diyorum Mikael düşünsün ya. Benim bu karım ne yemek yiyecek? Vallahi istifa ediyorum ben kızlar. Ben artık istifa ediyorum, ben yokum. Yıllardır bunu düşünüyoruz. Aysa diyor sorma ya. Vallahi kız geceden düşünüyorum. Sabah kalkıyorum. Sabah bir de Pelin çok erken kalkar. Kalktığım gibi hemen yemeği ayarlıyorum. Evi toparlıyorum. İş yerine ki tüm kadınlar böyle. Hele çalışan kadınlara Allah kolaylık versin ama bir şey diyeceğim. Çalışan kadınların iş yükü bizlere göre daha ağır ama en azından iş yerine gittiğinizde bir nefes alıyorsunuz. Yani mesela ben o zaman çalıştığım zaman işleri bırakıyordum. Gerçi ben fabrikada çalışıyordum. Bu konuşma olmadı fabrikada. Ay çok zor. Valla fabrikada çalışan kadınlara Allah'ım daha da kolaylık versin. Hem oradaki insanlarla uğraş. Hem eve gel, yemekle uğraş, kocayla uğraş, çocukla uğraş. Hah Emre kalktı. Yatağını toplamadı. Öyle bir yorganı toplamış. Üstünü giyindi. Duşunu aldı. Parfümünü sıktı gitti. Ben böyle bir hayat istiyorum. Ben de sabah kalktığımda duşumu alayım, kahvaltım hazır olsun, çayım böyle önüme gelsin sıcacık bir şekilde. Ya, vallahi yani bunu yapan acaba erkekler var mıdır eşlerine? Vardır ama sayılıdır. Bilmiyorum sizin eşleriniz nasıl? Benimki aha, kalkar, oturur, telefonuna bakar, bir kahvaltı faslına kadar bir okey oynar. Ondan sonra aşkım kahvaltı hazır mı? Hazır, tamam. Gelin hadi buyurun yiyelim. Ya bir gün de Aysun kahvaltı hazır. Buyur canım. Kaç yıllık evliyiz? Bir kere hazırlamıştır. Yoksa hiç hazırlamadı mı? Yok. Belki bir iki kere. Bilmem ki. Ha gelir. Yardım eder. Domates salata. Onu ben de doğrarım. Domates salata doğramadan ama. O patates soy kızart krep pankeli. Ay düşünemiyorum. Mikail pankek yapar. Vallahi bu erkeklerin kabiliyeti. Hepsi için demiyorum. Çok böyle kabiliyetli, böyle elinden her iş gelen erkekleri ayrı tutuyorum. Ama benim gibiler yemin ederim hayatın gerçekliği. Yani benimki böyle. Vallahi billah. O mesela doğuda tek başına kaldı. O tavayı diyor ekmekle sıyırıp sıyırıp yemek yapıyordum. Sıyırıp sıyırıp yemek yapıyordum. Yani böyle benimki böyle. Yapacak bir şey yok. Adamı da bu yaştan sonra değiştiremem ama bir kere ya. Bir kere de. Ya hatta bir kere değil ya. Yani ne olur yapsa ne olur. Değil mi? Belki de şu an benim düşündüklerim eminim sizler de düşünüyorsunuz. İşte böyle kızlar birazcık böyle iç sesimi dışa vurdum ve sizinle paylaştım. İstifa ediyorum ben artık ev kadınlığından. Ben artık bir şey yapmak istemiyorum demeyi çok isterdim. Ama maalesef. İşte bizsiz de olmuyor. Allah bize güç kuvvet versin. Hiçbir evi de kadınsız bırakmasın kızlar. Erkeksiz de bırakmasın ama kadınsız bırakmasın. Deminden bir video izledim. Dilek Hanım'ın videosu. Instagram'dan denk geldi. İlk defa dinledim.
O kadar güzel konuşmaları var ki, soy ismi neydi ya? O konuşmalarını çok beğendim. Benden başka kimse kıymetimi bilmez kızlar. Yani siz de aynı şekilde kıymetinizi bilin. Kendimize değer verelim. Kendimizi sevelim diyorum ve kahvaltımı yapıyorum. Sonra işlerimin başına hemen bir yemek faslı. Ondan sonra dışarı çıkacağım arkadaşlar. Organizasyoncu ayarlamıştık. Onunla bir görüşme olacak. Evden çıktım. Hemen şöyle köşeyi döndüm. Bizim köşedeki apartmandaki kadınlar oturmuşlar. Yufka yapıyorlar. Şimdi sinor yapacaklar. Bir de bir masa kurmuşlar. Ketedir. Bayburt ketesi. Ondan sonra helvası. Sonra böyle bir sürü bir şeyler gözleme yapmışlar. Vallahi nasiplendim ben de. Bir bardak çaylarını içtim. Azıcık da o gözlemenin yarısından yedim. Birazcık da sohbet ettim. Dedim hanımlar sizin sohbetinize doyum olmaz. Tam şurayı döndüm. Filizime rastladım. Onun da oğlu TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kazanmış. Gebze'de maşallah sübhanallah. Herhalde doğru söyledim. Zaten çok başarılı bir çocuktu. Onunla da böyle ayaküstü sohbet ettik. Maşallah sübhanallah. Deminden de birisi yazmış ki böyle çok güzel güzel diyorsunuz da hani gözleriniz çakar nazar edersiniz. Kötü gözle bakmıyorum arkadaşım. İyi gözle bakıyorum her zaman. Yani güzele güzel diyorsun. Çirkine çirkin diyorsun. Başarıyı kutluyorsun. Yani kalbimiz temizdir Allah'a şükür. Havada bir güzel. Ben de giymişim yelek. Keşke sadece gömlek giyseydim. Vallahi sıcak. Benim ev kuzeye ya, tam böyle anlamıyorsun. Artık neyse, olan oldu. Biten bitti. Gibi yapamam. Yapacağım mı? Çekiyorum seni. Kızlar çarşıya uğramışken ben artık Kadriye'nin yanına uğruyorum. Alışkanlık yaptı Kadriş. Evet. Arkadaşıma da simit de getirdim. Şöyle esnaf çayımızı da içelim. Esnaf çayı da güzel olur. Böyle güzel demli olur. Hadi bakalım, afiyet olsun Kadriye. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun bütün gün? İyi, buralarda takılıyorum dermişim. Hadi afiyet olsun canım. Eve geldim. Şöyle radyoyu açtım. İşlendim. Ne yaptım? Şöyle telefonumun kamerasını siliyorum. O bezli orada dursun. Bisküvilerim hazır. Kalıbım hazır. Şimdi hepsini ben size paylaşacağım arkadaşlar. Daha doğrusu yemek kanalında paylaşacağım. Benim ekmek teknem burada hazır. Yemeğimizi de yaptık. Kuru fasulye yaptım kızlar. Pilav yaptım. Yalnız ben kuru fasulyeyi süt ve suyla ıslattım. Normalde düdüklüsüz pişirecektim. Fakat şu an zaman çok kısıtlı. Oğlum işe gidecek. Mikail işten gelecek. O yüzden düdüklüye attım. Riske atmadım. Bir gün ben bunu tencereyle yapacağım. Ama böyle arkadaşlarımdan olsun, yapan arkadaşlarım böyle yorumlarını falan okudum. Süt ve suyla ıslattığın zaman fasulye daha kısa sürede pişiyormuş. Sizin var mı böyle fasulyeyle alakalı böyle kolay pişirmek, kabuklu, bir de bu kabukları mabukları atar. Birisi pişer, birisi pişmez. Gerçi fasulyenin cinsine de bağlı. Bakalım, süt ve suyla ıslattım. Yarım saat sonra süzdüm. Dışarı çıktım, geldim, yaptım. Ocağı da artık işim bittikten sonra yaparım. Çok da fazla batırmamışım. Şimdi burayı kapatalım. Hemen şurada malzememizi çırpıp yemek kanalıma videom yüklensin. Emre işe gitti. Mikail de kahveye gitti. Ben de şimdi şöyle geldim. Azıcık oturayım kızlar. Midem böyle felaket bir şekilde ekşime yaptı. Merhaba arkadaşlarım. Şimdi size sürpriz bir video tostunumu şöyle paylaşayım. Artık böyle daha güzel geziyor, daha güzel yürüyor. En büyük zevki de şunlarla oynamakmış. Yelda ile görüşüyorduk kameralı. Dedim dur bir ekran kaydı alayım, ses çıkmamış. Ses çıkmıyor, bilmiyorum, böyle videoda görüşürken ekran kaydı aldım, ses çıkmıyor. Nasıl da koşuyor babaannesine. Anladım. 5 numara. 4 numarada Aleyna Tilki ayrı gitti.
ve geldik 3 numaraya. Melike Şahin, Diva Yorgun'la haftanın... Pop 20'de zirvenin ortağı Buray ve Olmuşum Leyla. Bir bakışla bu nasıl enda? Ve geldik zirveye Edis ve Gülşen, Sor. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmasın. Gerçek aşklar demiş ki benden. Yerine goncalar doğmuş yüzüne konuşmak her nasinin gözünde hükmüyor. Artık gözünde bir hükmü yok. Yakıldı mazi, yıkıldı dünkü yok. Bu işin resti yok ve sen...
Görüşürüz. Şimdi radyomu da kapatayım arkadaşlar. Mutfağımı şöyle bir elden geçirdim. Üst dolapları sildim. Böyle arada sırada zaten alt dolapları da siliyorum. En çok zaten alt taraflar batıyor. Ayarladım yemeğimi, tencereyi boşalttım. Kapağı makinede yıkandığı için şöyle bir tabakla kapattım. Yeşil çay yapıyorum şimdi kendime. Suyumu da doldurayım. Mutfağı bitirdi. Şimdi salona geçeceğim. Mikail de kahveye gitti. Saat 10'da maç varmış bu akşam. Kimin maçı var bilmiyorum. Fakat geldiğim zaman dedi şey yaparız. Cevizim bitti. Çok az bir şey kaldı. Ceviz kırsın hem de böyle bana lazım oluyor. Pastalarda filan, kurabiyelerde. Suyumu alıp içeri geçeyim. Şunun altı yarımda. Kapağını da açayım. Taşmasın, ocakta batmasın kızlar. Ha bir de şu yağdanlıkları. Kız kardeşimle görüntülü konuştu. Abla dedi biraz bu tarafa doğru al. Bir de siz böyle yan demişsiniz. Onu da bir ara öyle o şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Çiçekte şu saksıyı koydum. Uyduğunu da düşünüyorum sizce. Hem böyle daha küçük oldu. Diğer saksı daha büyük duruyordu. Beyaz çiğ durdu dediniz. Evet aynen beyaz saksı birazcık böyle çiğ durdu. Bu renkte uydu. Hem de bakın yağlarla da aynı renk. Aslında ahşap değirmenlik alsan daha güzel olur dedi ama belki ilerleyen zamanlarda alırım veya farklı bir şeyler de şuraya koyabilirim. Artık bakalım. Ben de böyle arada sırada karıştırıyorum mutfak dekorlarını filan. Şimdilik bu şekilde yaptık. Yağdanlıkları da birbirine yaklaştır abla. O ne dedi? Arası dedi 1 metre. Şöyle yaptık. Buradan düşme olmaz arkadaşlarım. Herhangi bir şekilde devrilmedikçe. Duman da yazmış ki sana da selamlar. En korktuğum yağın devrilmesidir. Benim de en korktuğum temizlemesi de zor arkadaşlar. Ay şu zamana kadar başıma öyle bir olay gelmedi. Genelde hep yumurta. Yumurtadan da aşırı tiskinirim. Onu temizlerken de. Allah'tan benim buzdolabının şu kısmında halı yok. Yani düştüğü zaman da fayansa düşüyor. Neyse temizliyorum. Saati de göstereyim böyle. Hadi içeri geçelim. Evde yalnızız. Ses yok. Hiçbir şey yok. Bakar mısınız? Böyle karanlık. Bunu mu yaksam? Şey yapayım. Şunu yakayım. Böyle. Böyle müzik seti olan da arkadaşlarım da varmış. Aslında var ya. Bilmiyorum şunun kabinin rengi değişilse filan o gün de söylemiştim. Güzel böyle daha güzel duracağını düşünüyorum. Vermeye de kıyamıyorum ya vallahi. Ne bileyim hatırası var. Sizin de aynı şekilde canı sıkılmasın müzik diye müzik dinlesin diye böyle eşleriniz almış. Böyle yorumları da okudum. Şu telefonu da şöyle koyalım. Seven kardeşler ne dinlerdim ben bunu arkadaşlarım. Bunu koyardım, sesini de açardım, evde böyle halay çekerdim. Evde oynar mısınız böyle müzik çaldığı zaman? Arada sırada vallahi böyle oynamayı severim ama önceden yani insanın yaşında daha şeyken daha çok oynardım. Böyle Allah'ım alırdım elime temizlik mendilini, halay çeker dururdum ki çoğu kadın zaten yapıyordur yani. Temizlik yaparken böyle oynamak da güzel oluyor. Şöyle dursun şunlarda. Bunları ben not alıyorum. Oy oy oy. Bu niye böyle sallanıyor? Ben böyle loş moda geçtim. Bakın buraya da böyle çiçekleri de bu şekilde koydum buraya. Güneş soldurur mu ki? Ben niye çiçek bakamıyorum? Neden acaba? Bak. Bu da çürüyor herhalde. Burası güneş alıyor. Ha, kız bu elimde kalıyor ya bu benim. Allah'ım. Şuraları böyle daha yumuşak bunun. Arkadaşlar gerçekten yani acaba şuradan kaldırsam mı ki? Camın önüne hani yapay çiçek değil de gerçek çiçek koyun dediniz. Ki en güzeli de bu duruyor ama bunlar neden böyle oluyor benim? Anlamış değilim. Onlar hiç hep öyle dökülüyor. Bunun da Şu gitmiş. Öyle. Yelda ile o kadar uzun bir konuşma yaptık ki Sarp'a tulum almışlar.
Bir de bir kazak almışlar, onu da giydirmişler, beni aramışlar. Ay onu gördüm teyzem, dedim sarı papatyam şöyle duruyor, şöyle yapıyor, utanıyor. Sonra babaannesi de yaşını öğretmiş, sen kaç yaşındasın diyorum, bir. Şöyle yapıyor, böyle böyle evin içinde böyle geziyor. Sonra böyle saklanıyor, C yapıyor, çirkin oluyor. Ay Allah'ım. Büyümüş kızlar, bayağı büyümüş ya valla. Gözleri aynı böyle, daha çok yani gittikçe bir bakıyorum Yelda, bir bakıyorum Şeref. Ay değişik bir çocuk valla, yemin ederim. Bir yaşındayım yani, şunu yapıyor. Kaç yaşındasın diyor, bir, biri gösteriyor. Kurban olur teyzesi, kurban olur. Ayın 19'unda Allah nasip ederse geliyorlar. Ben de şey diyorum, hani o güne neler yapayım, neler hazırlayayım. Bir arkadaşımız yazmış, hani o günkü yaptıklarınız için video çeker misiniz? Hani neler hazırladınız, ayrıntılı tarif. Onun mümkünatı yok ki arkadaşlarım. Yani benim normal en basit bir kahvaltılık bir pizza yaptım, kahvaltılık pizza. O bile benim bayağı bir zamanımı aldı. Eğer öyle çekim işlerine dalarsam, yani ben ikramlıklarımı yetiştiririm de ben mahvolurum. Bir gece önceden diyorum, kurabiyedir, börektir, pişirmem, sabah pişiririm de böyle ayarlamam gereken şeyleri bir gece önce yaparım. Salata, bir poğaça yapayım diyorum şöyle yumuşacık. Onu diyorum sabah yaparım da bazı şeyleri bir gece önceden yapayım diyorum. İşte salataya karar veremedim. Mercimek köftesi var aklımda. Başka da bir şey de gelmiyor. Patates salatası olmaz, çok şey durur. Şehriye salatası falan. Böyle bir mercimek köftesi geldi. Ben mercimek salatası mı dedim? Mercimek köftesi geldi aklıma. Başka ne tarz bir salata yapabilirim ki acaba? Tatlı yapacağım. Tatlıyı bir gece önce yapacağım arkadaşlar. Ayşenur özellikle o tatlıyı istedi benden. Onu yapacağım. İki ölçü. İki ölçü yapılacak. Bir gece önce yaparım. Üstlerinde streç filmle kapatırım. Böyle kuruma falan olmasın, şey ol, kreması. Sonra börek, sonra poğaçayı bir gece önce de yoğurabilirim. Yani öyle de yapabilirim. Gerçi poğaça yapmak çocuk oyuncu. Onu sabah kalktım da hemen makine onu yoğururken. Makinem yokken de aynı yani. İlla makine varken değil arkadaşlarım. Poğaça yapmayı zaten çok seviyorum. Öyle yaparım diyorum. Bakalım. Yani zaten temizliği yapıyorum ya. Öyle çok dip köşe bir temizliğine girmeyeceğim. Ay bana salata fikri verin ne olur. Salata, salata. Şehri olmaz, patates salatası olmaz. Bir mercimek köftesi var aklımda. Bilmiyorum ki. Böyle küçük küçük kaselere koyacağım bir şey, salata olsa da güzel olurdu. İşte çerez falan alırız. Yelda diyor ki gitti benim diyet. Gitti benim diyet. Ay yavrum. Bilmiyorum, bunların hepsi değişebilir. Bu şekilde de ilerleyebilirim. Ben böyle düşüncelerimi şu an sizinle paylaşıyorum. Siz de beni dinliyorsunuz. Ay sonun diyorsunuz o olmaz. Bu daha güzel olur. Bakalım bir şeyler yapacağız artık. O günkü baktığım nişan elbisesi hakkında hiç yorum yapmamışsınız. Öyle bir elbise düşünüyorum. Neden yapmadınız arkadaşlar? Gösterdim size. Siyah bir elbiseydi. Şöyle biraz kalın askılı. Boy detayı falan da güzeldi. Önde böyle bir yırtmacı vardı. Bilmiyorum ki. Yani öyle sade bir şey istiyorum. Yarın da bir aksilik olmazsa, bilmiyorum, konuştuk şimdi. Şeyle konuşacak. Neydi? Ay kadın ismini unuttum ya. Nazan. Ha, Nazan'ın turşu konağı. O gün fuarda da göstermiştim. Böyle turşularını süslemiştim. Kadriye dedi yarın akşam dedi bir buluşalım. Tamam dedim, buluşalım, problem değil. Aa bir de ben size dur ne diyeceğim. Hop konudan konuya atladım. Ben spor salonuna yazıldım ya belediyenin. Normalde bir ay bekleyenler var. Halen sıra gelmeyen kişiler. Bayağı bir yoğunluk var. Beni dün değil evvelsi gün aradılar. Yani yazıldım, hemen ertesi gün aradılar beni.
Ben de dedim yani ne çabuk oldu yani, bir süre dedim sırada bekleyen kişiler falan var. Valla şansınıza dedi Aysun Hanım, dedi yer açıldı dedi. O güne gittim, formu doldurdum. Bak form en üstteydi, ona istila eden mi hani böyle direkt nedir anlamadım. Artık salı ve perşembe günleri akşam saat 7'de belediyenin spor tesislerinde. Hiçbir ücret de yok. Normalde ücret alıyorlarmış ama bu sene ücret almıyorlar. Normalde aslında haftada 3 günmüş, haftaya 2 indirmişler. Keşke sabah gidebilsem ama sabah nereye kalkıyorsun, videonun ayarlamalarını yapıyorsun, öğlene doğru kahvaltı yapıyorsun. Aslında en iyi yapılan spor sabah sporu. Artık yapacak da bir şey yok. Akşam saat 7'de ben birazcık daha böyle 5 gibi falan, 5-6 gibi yiyebilirim. O günkü çalıştıran hoca da Gül Hoca, çok güzel çalıştırıyor böyle. Harika, hem de yani vücudu sıkılaştıracak hareketler, kardiyo. Aynen o şekilde. Pelin'le de konuştum bugün. Zaten söylemiştim. O da öyle söyledi. Gül Hoca güzel çalıştırır. Her ilde zaten belediyenin spor tesisi. Her ilde belediyeye ait böyle kadınlarımıza yönelik imkanlar var arkadaşlar. Eskişehir'in işte Pelin gidiyordu. Aysun buradaki bildiğin özel gibi. Zumbası yani her şey var. Burada yok herhalde bildiğim kadarıyla. Ama bu bile güzel. Yani bu imkanı da değerlendirmek gerekli. Şimdi Mikael gelsin. Ay bana bir ağırlık çöktü. Mikael gelsin. Ceviz kırar. Çay demlemeyeceğim. Kahvede şimdi arkadaşlarla çay içiyor. Yoksa demlerdim. Artık o geldi. Meyve koyarım. Güzel cevizi kırar. Sağ olsun. Şöyle ihtiyacım oluyor böyle kektir, kurabiyedir. Ben şimdi bu esnada birazcık videomun editini yapayım. Geliyorum. Yeşil çayımı doldurdum. Sen ocağı unut. Kayna kayna kayna. Neyse son anda aklıma geldi. Şimdi Mikael de geldi. Maçın sesini, daha doğrusu görüntüsünü görüyorsunuz. Şunu şuraya koyayım. Şimdi kapanışımızı yapalım. Saat 12.30 geliyor. Mikael cevizi vallahi şipşak kırdı. O sırada ben edit yapıyordum. Bitiremedim böyle. Bir de birkaç bir şeye de bakmam gerekiyordu. Sohbet falan yapamadık. Ben işimi yaptım. Ayarlamalarını yaptım. Şimdi bu konuşmayı yapıp ekleyeceğim. Sıkılmadan izlediğinizde bir video olmuştur. Umarım beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. Tekrardan bilmeyen arkadaşlar için, yeni gelen arkadaşlar için ikinci bir kanalım var. Aysun Mutfak'ta yemek kanalım. Oraya da bekliyorum sizleri. Desteklerinizden ötürü hepinize şimdiden çok teşekkürler. Bu arada kuru fasulyenin içine ben bir su bardağı süt, iki su bardağı su kattım. Yarım saat beklettim, süzdüm, yemeğini yaptım. Vallahi düdüklü de zor pişti. Yani düdüklü de zor pişti demeyeyim, düdüklü de pişti de. O videoda adamın dediği gibi kısa sürede olmadı yani. Tadı nasıldı? Ha? Güzel miydi? Kızlar buranın ışığı ne kadar kötü. Göz altlar falan böyle mosmor çıkıyor. Ne kadar fark ediyor ya ışık, bazı böyle ışık şeyleri, yansımaları. Yani tadı güzeldi. Fakat pişme yönünden öyle çok da hızlı pişmedi. Hatta videosunu seyrettiğim adam düdüklüde bile pişirmedi. Tencerede kısa sürede pişiyor filan. Valla ben düdüklüde bile anca pişti yani, normal pişme şeyinde. Zaten çok da kaliteli de bir fasulye değil. Ama yani şey böyle helimli melimli böyle güzel olmuştu. Bir günü de bitirdik kızlar. Sağlıkla, kazasız, belasız. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hep böyle aklımda bir şey oluyor. Ben bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Sonra videoyu kapattıktan sonra aklıma geliyor. Yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Yorum yapan ellerinize dert görmesin. Sarp'ın videosu olan kısma seslendirme yaptım. Babaanneciğim. Babaanneye böyle var aşık. Bugün de Yelda bir tane bir video koymuş. Kapının arkasından böyle gizlice çekim yapıyor. Şu aralatmış. Babaannesiyle karşılıklı nasıl gülüşüyorlar, nasıl böyle. Allah da ağızlarının tadını hiçbir zaman bozmasın. Babaanneler, anneanneler sevilir her zaman. Anneanne ve babaanne de torunlarına çok düşkün olurlar. Öyle canlarım benim. Ben şimdi kaçar. Hemen bunu ekleyeyim.
Yarın sabah 10'da görüşelim. Hepinizin cuması da mübarek olsun. Allah'ım gönlünüzden geçirdiğiniz duaları da kabul eylesin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz yarın.